Oğlum insan gibi soruyorum size, insan gibi cevap verin. Nerede bu adamın yeri? De git lan. Yiyorsa git Agah Bey'e sor. Bak, Agah Bey birine hesap soracaksa bana sorar. Tamam mı? Sen ver adresi. Ha yine ne oluyor acaba? Arabaları mı paylaşamıyorsunuz? Nedir yani? Hangi talihli minnoş beni kuaföre bırakmak ister? Abinin garsonun yeri nerede? O ne be? 80'ler filmi falan mı çekiyoruz tatlım? Garson yer falan. O zaman ben bir jüponumu giyeyim. Abinin dairesi nerede? Ne yapacaksın abinin dairesini? Başına yakacağım. Yalnız ben şiddete hiç gelemem. Tamam. Ben bulmasını bilirim. Dur tamam dur. Hadi gidiyorum. Kusura bakma abla. En temizi bu işte. Türkü Bar'dan gönderdiler diye indirim de yaptık zaten. Ya, idare edeceksin artık. Sorun değil. Hiç sorun değil. Bu anlattıkların doğruysa eğer babam çoktan başlarına yıkmıştır orayı. Boşa gidiyoruz. Sanki adresi verdin de gidiyoruz. Dur ama karar vermeye çalışıyorum. Aklıma bir şey takılıyor. Ablan reşit değil mi senin? Kızım başlatma şimdi reşitliğinden. Ne alaka? Sen mesela. Şimdi ağzıma da oturmayacak ama bir dakika. Gülmeden tek seferde söylemeye çalışacağım. Benim bir garson yerim olsa. Allah'ım ya sabır ya Rabbim. Sen bir gece benim yanımda kalsan yani. Ablan da gelip böyle evimi başıma yıkmaya falan çalışır mı? Kızım, geç bu feminist ayaklarına. Tamam? Babana yap. Yersin. Feminist değil, humanist. İnsansever anlamında. Ben senin abini bir bulayım. Yanında ablamı da bulayım. O zaman sana göstereceğim ne çeşit insan sevdiğini, böyle uygulamalı. Alo. Alo, konuşsana. Civan. Burası. Kaç yıldızlı bu otel? -1 falan mı? İçeride lobi var mıdır? Roof da olur. Doğru mu lan? Ha? Doğru mu? Ben yokmuşum gibi şey edin. Yani konuşun. Dün gece o herifin evinde mi kaldın? Hı? Alo, sana diyorum sana. Biz sen memlekete vardın mı diye düşünürken, geberirken sen o herifle keyif mi çatıyordun rezidanslarda? İyi. Ceren'in bağırdığı kadar kimsesiz değilmişim en azından. Benim değil ama namusumun ne durumda olduğunu merak eden bir kardeşim varmış. Biliyorum. Senin sevme şeklin bu. Başka türlüsünü bilmiyorsun. Sen böyle seviyorsun. Bağıra çağıra, asa kese seviyorsun. Ama geldin. Bağırıp çağırmaya da olsa ablan aradı, sen de geldin. Kapıda bıraktığınız ablana sövmeye olsa da geldin. Sen ne yaptın da biz seni kapıda bıraktık? Ha? Ne yaptın kızım sen? Sen ne yaptığının farkında mısın ya? Hamile kardeşini, kocasını aldın, kaçtın lan. Bak ne yaptın diyorsun. Neden yaptın demiyorsun. Desem anlatacaksın sanki ha? Sen kime ne anlattın? Hadi beni geç. Anamı anlattın mı? Polise ve polise bir şey anlattın mı sen? Kimseye kötülük yapmadım desem. Kimseye kötülüğüm dokunmadı desem yeter mi? Kardeşim kalmana yeter mi? Kardeşliği karıştırma istersen. Kızım sen kendi kardeşine ne yaptın be? Senin yaptığın az buz bir şey mi? Biz senin yüzünden bir hafta kabir azabı çektik. Kuyumcunun oğlunun bisikletini hatırlıyor musun? Yoktu bizim bisikletimiz. Ne heves ederdin sen? O çocuk da herkese bir turu verirdi. Biz ona vermezdi. Sonra bir gün o bisiklet çalındı. Annesi dayandı kapıya. Ben açtım kapıyı. Senin kardeşin bizim bisikletimizi çaldı dedi. Arka bahçemizdeydi çünkü. Yaptın mı dedim. Yaptım dedi. Neden dedim. Söylemedim. Evimizin çatısında kuş yuvası var. Babaannemden gizli kuru ekmek verirdik seninle. Bunlardan biri çatıdan düşmüş. Kanadı kırılmış, uçamıyor. Anası da başında uçuşuyor. Ama yapamıyor bir şey, kanadından tutup kaldıramıyor. Aldın sen o kanadı kırık kuş yavrusunu yerden. Kıyamadın. Çünkü sadece sen görmüştün onu. Çığlıklarını sen duymuştun. Kulaklarını tıkamadın. Görmezden gelmedin. Ben ne anlarım kuşun dilinden? Bir çare bulmam lazımdı. Bizim ev nere, çare nere? O kanadı kırık kuş yavrusu tek çaresi sendin. Oturup düşünemezdin. Planlayamazdın, hesaplayamazdın. Nasıl kurtarırım diye hesap kitap yapamazdın. Belki en yanlış ama en cesur karar vermek zorundaydın. Çünkü onun tek çaresi sendin. Yürüyerek yetiştiremezdim. Avucumun içinde ölürdü. Avucumun içinde kuş, karşımda bisiklet. Kaptım o şımarın bisikletini. Baydar'a yetiştireceğim diye. Yetiştirememişsin ama. Kurtaramamıştın. Ölmüştü yolda. kadar canın acımıştı ki kurtaramadın diye. Sana hırsız dediklerinde susmuştum. O kuşu kurtaramadıktan sonra sana ne dediklerinin hiçbir önemi yoktu. Şimdi de ben susuyorum. Sanki avuçlarımın arasında kanadı kırık bir kuş vardı. Sanki kurtaramadım. Şimdi tekrar soruyorum. Kimseye kötülük yapmadım desem, kardeşim kalır mısın?